Bir hatırlayalım. Türkiye F-35 projesinin ortaklarının biri oldu. Bu bir takım yatırımlar da yaptı. Yanılmıyorsam 1,5 milyar dolar civarındaydı. Bu parçaların bir kısmının da Türkiye'de üretilmesi bu projenin yine aşamalarından biriydi. Fakat Türkiye'ye ihtiyacı olan hava savunma sistemini Rusya'dan alınca, yani S-400 alınca, hatırlayacaksınız, Türkiye bir anda apar topar F-35 projesinden çıkarıldı. Ve verdiği para da, o ana kadar elinden çıkarmış olduğu 1,5 milyar dolar civarındaki kaynak da uçmuş oldu, buharlaşmış oldu. Şimdi bunun karşılığında Türkiye yönetenlerin ürettikleri bir formül. Yani tamam, bize F-35 vermiyorsunuz, bari bize F-16 ve işte o F-16'ları yenileme kitlerini verin, modernizasyon kitlerini verin dediler. Yani bu aslında bir ulusal onur nasıl ayaklar altına alınır, bir ülkenin nasıl ulusal bir hükümetin ulusal onuru olmaz, bunun çok tipik bir örneğidir. Bakın, burada yalnızca NATO'yu genişleterek hem Türkiye'yi hem de Türkiye'nin potansiyellerini, müttefiklerini kuşatmış olmuyorlar. Rusya, Çin vesaire başta olmak üzere. Aynı zamanda Türkiye'yi 1945'ten beri girdiği o Batı'yla askeri bağımlılık, askeri sistemler, işte silah sistemleri vesaire konusundaki bağımlılık günlerine de geri çevirmiş oluyorlar. Bu inanılmaz bir şey. Yani sadece bu havuçla Türkiye'nin hareket etmiş olması ya da hükümet basınının, hatta hükümet yetkililerinin işte F-16'lar gelecek bu İsveç'i onaylarsak şeklinde propaganda yapması, hakikaten bir ülkenin ya da bir ülke yönetiminin nasıl bir ulusal onuru olmaz, bunun çok çok tipik bir örneğidir. Şimdi bakın, mesele İsveç değil. Şimdi sadece İsveç PKK'yı desteklemiyor, değil mi? NATO'nun lideri olan, patronu olan Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi de zaten PKK'yı diyor. Yani mesele İsveç'te PKK'nın gösteriler yapması değil, Stockholm'da gösteri yapılması değil. Bugün işte Yunanistan'dan Fransa'ya kadar, İngiltere'ye kadar, Londra'ya kadar, Atina'dan Londra'ya bütün Avrupa Birliği PKK'nın üstlerine dönmüş durumda. PKK'nın örgütlenmediği Avrupa başkenti yok. Ya da mesele İsveç'in FETÖ'cüleri koruması da değil. Bugün hem FETÖ'nün başı zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde. Türkiye'den kaçan bütün FETÖ'cüler de diğer NATO ülkelerinde zaten saklanıyorlar. Dolayısıyla hani bir de bunun üstüne İsveç'i eklemek dert değil. İsveç de eklenebilir. Fakat burada mesele şu. Biz nasıl bakıyoruz? Burada tartışma bu. Yani NATO büyümesi, güçlenmesi gereken bir kuvvet midir Türkiye açısından? Bakın, Rusya açısından demiyorum, İran açısından, Çin açısından da demiyorum. Yani NATO Türkiye için ne ifade ediyor? Dolayısıyla NATO'nun büyümesi Türkiye için ne ifade ediyor? NATO Türkiye için mesela 15 Temmuz ifade ediyor. NATO Türkiye için Amerika Birleşik Devletleri'ni, dolayısıyla PKK'yı ifade ediyor, FETÖ'yü ifade ediyor. NATO Türkiye için Türk Devleti'nin içine yerleştirilen Gladio'yu ifade ediyor. Yani Türk yargısına, Türk ordusuna, Türk polisine FETÖ'nün sızmasını ifade ediyor. Bu açıdan NATO'nun büyümesi demek, bütün bunların büyümesi demek. NATO bugün ne ifade ediyor Türkiye için? Karadeniz'den başlayarak bütün Yunanistan, Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Suriye ve İran kuzeyinden Türkiye'nin kuşatılmasını ifade ediyor NATO. Yani Türkiye'nin güvenliğini düşünen bir hükümet ve o ülkenin meclisi, yani Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi nasıl NATO'nun büyümesine onay verir? Bu ancak ulusal değerlerden, ulusal güvenlikten, milli çıkarlardan kopmuş olmakla ve zihnini, aklını, vicdanını ve belli ki cebini bütünüyle Amerikan emperyalizmine teslim etmekle açıklanabilir. Yani bugün şunu gördük.